Arkadaşlar merhaba. Bu videoda fırçasız doğru akım motorunu sökerek içerisindeki parçaların, elemanların neler olduğuna bakacağız. Burada çok fazla akademik bilgi vermeyeceğiz. Sadece içini açıp içinde ne olduğuna bakacağız. En temel haliyle yapacağımız şey bu. Eğer biraz daha teknik detaylı bilgi istiyorsanız kumando.org'da hazırlamış olduğum benim özel elektrik motorları ve motor sürücüleri servo diye ders notları var. Bu ders notlarını indirip inceleyebilirsiniz. Masanın üstündeki motorların hepsi fırçasız doğru akım motoru. Bu motorları gördüğünüzde ya bunlar servo motor değil mi şeklinde aklınıza bir soru gelebilir. Aslında burada bir kavram kargacısı var. Servo motor dediğimiz RC hobi elektronik oyuncaklarda veya robotlarda kullandığımız bir motor var. Ama endüstriyel manada düşündüğünüzde aslında servo motor diye bir motor yok. Servo bir kontrol sistemi. Hidrolikte olabilir, pneumatikte veya elektrik motorunda olabilir. Eğer siz bir sistemin konumunu, hızını ve momentini ayarlıyorsanız bu sizin için bir servo kontrol ve bir servo sistemdir. Bu motorlar aslında fırçasız doğru akım motorları. Ama bizim Türkçe literatüre geçerken yabancı kaynakların hepsi bunlara brushless DC, fırçasız doğru akım motor dese de bizim literatüre geçerken bunlar senkron AC motor olarak geçmiştir. Senkron AC motorla fırçasız doğru akım motor arasındaki fark nedir? Motor olarak aslında ikisinin de temel yapısı aynıdır ama sürüş tekniklerinde biraz fark vardır. Fırçasız doğru akım motor dediğiniz en çok hani bilgisayar fanlarında, CD-ROM sürücülerinde falan gördüğünüz motorlardır. Orada önemli olan motorun belli bir devirde döndürülmesidir. Ve bu nedenle bobinlere sıralı anahtarlama yapılabilir. Anahtarlama yapılır ve bu bir kare dalga şeklindedir. Yani bobinlere sıralı çalışma gerilimleri uygulanır ama senkron AC dediğimiz motorlarda kontrol tekniği biraz daha farklıdır. Bu motorlara sargılarına sinüse benzetilmiş ama frekansıyla oynanmış PWM gerilim darbeleri verilir. Ve buna bağlı olarak da sinüse yakın bir akım geçirilmeye çalışılır. Burada hassas konum kontrolü yapılabilir. Yani senkron AC motorlarda ben aslında hassas konum ve moment kontrolü yapabilirim. Ama demin de dediğim gibi yabancı kaynaklara baktığınızda bunların hepsi brushless DC yani fırçasız doğru akım motor olarak geçecektir. Şimdi bu motora bakacak olursanız motorların gövdesi uzun ve çap olarak da küçüktür. Nedeni şu, şeyde fırçasız doğru akım motorlarında çok yüksek hızlara çok kısa sürelerde çıkması istenebilir. O nedenle rotor mümkün olduğunca dar küçük çaplı yapılır ki eylemsizlik momenti, rotora ait eylemsizlik momenti en küçük değerlerde olsun. Çünkü bir de bunun miline yük bağlanacak. Rotor demin dediğimiz gibi eylemsizliğini en aza düşürmek için çapı küçüktür ama gövde boyu büyüktür. Nedeni de şu, bu motorun 10 Nm'deki momentini elde edebilmem için bana bir manyetik alan lazım. Eğer ben bu rotorun çapını küçültüyorsam o manyetik alanı elde edebilmem için boyunu büyük yapmam lazım ki o manyetik alanı bu gövdeye ne yapabileyim? Sığdırabileyim. İstisnalar olmakla birlikte kare gövdeli, rotor olarak veya gövde olarak küçük çaplı ama boy olarak, gövde boyu olarak da uzun gövdeli olarak yapılabilirler. Motorların üstünde iki adet soket dikkatimizi çeker. Bunlardan bir tanesi güç soketidir. Motorun içerisindeki sargılara, stator sargılarına enerji vermek için bu güç soketini kullanabilirim. Motorun içerisinde 3 adet genellikle sargı bobini için ve 1 adet yıldız noktası ve topraklama için 4 adet konnektör vardır. Eğer balatalı bir frenleme sistemi varsa da yine genellikle 2 adet de balatalı frenleme kısmı için konnektör vardır. Diğer geri dönüş elemanı, bunun üstündeki geri dönüş elemanı resolver olabilir, encoder olabilir. Bu geri dönüş elemanı ile ilgili de burada gerekli data konnektörleri vardır. Bu konnektörlerde resolver veya encoderden geri dönüş bilgilerini ben bu motorun sürücüsüne alabilirim. İçerisine açacağımız fırçasız doğru akım motorumuz bu. Bu motorumuz 3 kısımdan oluşmakta. Bu kısım asıl gövde kısmı yani stator ve rotorun olduğu içerisinde gövde kısmımız burası. Burada bir balatalı frenleme mekanizmamız var. Bu kısımda gövdenin bu kısmında da bir frenleme mekanizması var, balatalı frenleme. Bu kısmında da resolver dediğimiz kısım var.
Niye resolver dedim? Etiketinde resolver olduğu yazdığı için resolver dedim. Ama bu kısım fırçasız doğru akım motorlarında enkoderin veya resolver'ın olduğu kısımdır. Bu motoru şimdi açacağız. Açmaya arka kısmından, yani resolver'dan, daha sonra balata kısmından devam edeceğiz. Çünkü ön kapağı düşürdüğümüzde içerisinde bunun mıknatıs olacağı için rotor stator gövdesine yapışacaktır. Arka kapağı açıyoruz. Bu ara çekimler sırasında bana yardımcı olan Salih Karabey hocama teşekkür ederim. Resolver'ın bulunduğu gövde parçasını gevşettik. Resolver'ın stator kısmını söküyoruz. Resolver konnektörlerini söküyoruz. Güç konnektörlerini söküyoruz. Güç konnektörünün içerisindeki pinleri ittirerek çıkarıyoruz. Resolver'ın rotor kısmını söküyoruz. İlk kez Siemens fırçasız DC motor söküyorum. Zannettiğimden kolay oldu. Konstrüksiyon mantıklıca düşünülmüş. Yani servis dostu bir motor. Resolver'ın bulunduğu gövdeyi söküyoruz. Balatayı söküyoruz. Akla şöyle bir soru gelebilir. Frekansı sıfır yaparak motor sargıları ile neden mili tutmuyoruz da balata ile frenleme yapıyoruz? Bu motorlarda çok düşük devirlerde ya da sargılara gerilim vererek dinamik frenleme ile milin durdurulması sırasında tutma momentini sağlamak için sargılara vereceğimiz akım değeri arttırmamız gerekir. Çünkü driverlarda VF oranı sabittir. Frekans küçüldükçe gerilim de küçülür ve momenti sağlamak için tutma momentini veya motor momentini sağlamak için akım arttırılır. Bu şekilde belirli bir süre çalıştırdığımız motor sargıları ısınarak yanacaktır. Bu tip çalışmalarda motor şirketlerinin verdiği garanti değerleri aşılmamalıdır. Balata milin üzerine bağlı olduğundan komple mili çıkarabilmek için ön kapağı çıkarıyoruz. Rotorda sabit mıknatıslar olduğu için statora yapışmış durumda. Kuvvetlice çekmemiz gerekiyor. Fırçasız doğru akım motorumuzu nihayet söktük. Motorumuz temelde iki yapıdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi stator, öbürü de rotor. Stator dediğimiz kısımda normal asenkron motorda olduğu gibi oluklar ve oluklar üzerine sarılmış bobin grupları bulunmakta. Daha önce söktüğüm yine bir motor vardı. Fırçasız doğru akım motoru. O da yine aynı yapıda. Stator gövdesi, stator saç paketi, saç paketin üstüne açılmış oluklar ve oluklara yerleştirilmiş bobin grupları vardı. Bu stator dediğimiz, gövde dediğimiz kısım. Rotor asenkron motordan biraz daha farklı rotor kısmı. Rotor kısmında kısa devre çubuklarından ziyade mıknatıslar var. Bunların her biri mıknatıs. Tabi mıknatıslar tornavidayı çektiği için zor oluyor.
Şimdi dikkat edecek olursanız burada bir rotor var. Rotor saç paketi var. Rotor saç paketinin üstüne yapıştırılmış sabit mıknatıslar var. Bunların her biri rotor saç paketinin üstüne yapıştırılmış sabit mıknatıslar. Bu sabit mıknatısları burada daha iyi göreceksiniz. Bir rotor var ve rotor saç paketinin üstüne yapıştırılmış sabit mıknatıslar var. Şöyle söyleyeyim. Burada yapıştırılan bu mıknatıslarda merkez kaç kuvveti bozulacağı için, çünkü her tarafı homojen değil bu rotorun, merkez kaç kuvveti bozulacağından, yani balans ayarı gerektiğinden dolayı, balans ayarı da çelik macunlar tarafından yapılmış. Balansta hafif gelen yerlere çelik macunlar yapıştırılarak ağırlaştırılmaya çalışılmış ki balans ayarı tam anlamıyla yapılabilsin diye. Burada da yine balans için şu arada kamerada biraz zor gözükecek ama çelik macunlar var atılmış. Çelik macunlarla balans ayarı yapılmaya çalışılmış. Normal bir asenkron motordaki gibi rotorunda kısa devre çubukları yok. Bir saç paket veya demir bir rotor, bunun üstüne yapıştırılmış sabit mıknatıslar var. Peki ilk başta söktüğümüz resolver nasıl çalışır? Şöyle söyleyelim, resolver bir fırçasız jeneratör gibi çalışır. Temel çalışma mantığı odur. Yine burada bir stator, bir de rotor vardır. Statorda da rotorda da ikişer tane sargı vardır. Bunlardan bir tanesi referans sargısıdır. Öbürü de aslında bana konum bilgisini veren sinüs ve kosinüs sargılarıdır. Bu referans sargım şurada. Dışarıdan ben bir referans gerilim verdiğimde bu sargı üstünde bir manyetik alan oluşur. Rotorla birlikte dönen şu kısımda da bu bir gerilim indikler. Bu indiklenen gerilimi aslında benim şu içerideki bir doğru akım motorunun endüvi sargılarına benzetebiliriz. Bu sargılara veririm ve bu sargılardan ben burada indiklenen gerilimi bu sargılara vererek bu sargılarda bir manyetik alan oluştururum. Bu manyetik alan resolver'ın dış kısmındaki, stator kısmındaki şuradaki sargıları keser. Bu sargılar iki tip gerilim indikler. Biri normal bildiğimiz şebeke gerilimi gibi sinüs gerilimidir. Diğeri de bir farklı fazda kosinüs gerilimi üretir. Sinüs gerilimi ile kosinüs geriliminin arasındaki fark açıya bağlıdır. Örneğin 90 derecede sinüs ve kosinüs gerilimleri arasındaki fark en büyüktür. Buradaki gerilim farkından rotorun konumu tayin edilerek bu bir dijital bilgiye çevrilir. Dijital bilgide bu driver işlenerek motor konumu bu şekilde bilinmiş olur. Ama dediğimiz gibi çalışma mantığı biraz karışık olmakla birlikte çok kullanılan bir geri dönüş elemanıdır. Bunun yanı sıra enkoder kullanılabilir. Enkoder absolut olabilir, incremental olabilir. Resolver da bir geri dönüş elemanıdır. Rotor konumu hakkında bilgi verir. Resolver'ın en büyük avantajı ise enkoderlere göre maliyetinin biraz daha düşük olmasıdır. Balatanın çalışma mantığı nasıl? Balata motorda enerji yoksa milini kilitliyor. Burada bir bobin grubu ve iki farklı disk var. İçteki disk rotorla birlikte dönüyor. Buradaki disk. Dıştaki disk ise gövdeye bağlı. Ve şu anda birbirlerine çok ciddi manada bir sürtme kuvveti uyguluyorlar. Şu anda benim bobinimde enerji yok. Balatalı frenlemin bobininde enerji yok. Enerji olmadığı için motor mili kilitli. Biraz sonra enerji vereceğim. Enerji verdiğimde diskler birbirini bıraktı ve bakın daha rahat dönüyor. Şu anda fren ortadan kalktığı için enerji verdik. Motora enerji verdiğimizde fren ortadan kalktı. Frenleme ortadan kalktığı zaman iki disk artık birbirine sürtmüyor. Sürtmediği için rotoru serbest bıraktı. Ama enerjisini kesecek olursam diskler birbirini tuttuğu için, yapıştığı için dikkat ederseniz rotor kilitlendi. Bu üstündekilerse bunların frenleme sırasında sürtünme ile
çıkan metal tozlar. Peki fırçasız doğru akım motorunda dönme olayı nasıl gerçekleşiyor? Aslında motorun ben stator sargılarına frekansı değiştirilmiş, sinüsoidala benzetilmiş, PWM kırpılmış bir gerilim uyguluyorum. Bu gerilim benim 3 fazlı şebeke gerilimle hemen hemen aynı, sadece frekansı değiştirilmiş ve gerilimin genliğiyle oynanmış şeklinde. Burada ben 3 fazı verdiğimde, 3 faz sargısına 3 fazı verdiğimde bir döner alan oluşuyor statorun içerisinde. Normal asenkron motorlarda bildiğiniz mantığın aynısı, döner alanın oluşması. Oluşan bu döner alanın içerisindeki en ve es kutupları rotorun üstündeki sabit mıknatısların aynı kutuplarını iterek, farklı kutupları çekerek bu statorun içerisinde oluşan döner alanı takip etmesini sağlıyor. Yani statorda oluşan döner alanı rotorun üstündeki sabit mıknatıslar takip ediyor. Asenkron motorda olduğu gibi burada kısa devre çubukları olup dolaylı bir şekilde indüklenme olmadığından, yani direkt mıknatısın kendisi rotor olduğundan dolayı stator devrim neyse rotor devrim de aynı şekilde dönebiliyor. Yani arada herhangi bir kayma veya devir farkı olmuyor. O nedenle literatüre senkron AC, yani aynı devirde senkron olması anlamında senkron AC motor olarak da geçme nedenlerinden bir tanesi bu. Statorda oluşan döner alanı rotorun üstündeki sabit mıknatıslar takip ediyor. Temel dönme mantığı, dönüşün oluşması fırçasız doğru akım motorlarında bu. Peki fırçasız doğru akım motorunun statoru normal bildiğimiz asenkron motorların statoruyla aynı. Rotorunda ise sabit mıknatıslar var. Bu motoruma ben normal şebeke gerilimini 3 faz 380 volt 50 ezelik şebekesini, sinüsoidal şebeke gerilimini uyguladığımda bu motorun benim fıldır fıldır dönmesini bekleyebiliriz. Peki gerçekte öyle olacak mı? Burada endüstriyel dirençler üzerinden ben motorumu 3 faz 380 volt 50 ezelik şebekeme bağladım. Dirençleri kullanmamın nedeni şu: motor parametrelerini bilmiyorum ve vereceğim şebeke geriliminin motora elektriksel olarak bir zarar verip vermeyeceğimi bilmediğimden dolayı dirençleri akım sınırlamak için kullandım. Şimdi fırçasız doğru akım motorumuza gerilim veriyoruz. Motoruma gerilim verdiğimde motorum ilk başta zıplayarak devreye girdi. Büyük bir sarsıntı yaptı ve daha sonra dönmeye başladı. Şimdi motorun ilk baştaki sarsıntılı zıplama hareketini yapması ve sarsıntılı devreye girmesinin nedeni şu: stator sargılarına, eğer bu iki kutuplu olarak düşünecek olursak, iki kutuplu bir stator sargısına gerilim verdiğimde statorun içerisinde dakikada 3000 devir bölü dakika ile bir döner alan oluştu. Bu oluşan döner alanı rotor takip etmek istedi ama her ne kadar hafif rotorlarda olsa, eylemsizlikleri düşük rotorlarda olsa, ilk 3000 devir bölü dakika ile devreye giren bir döner alana rotor yetişemedi. Rotor yetişmeye çalışırken, örneğin en kutbunu takip etmeye çalışırken arkadan gelen öbür en kutbu, hemen peşinden gelen en kutbu ileri doğru veya bir yöne gitmekte olan rotoru ters yönde kendisine doğru çekmek istedi ve ilk bir sarsıntıyla motor devreye girdi. Daha sonra motor yol aldıkça senkron alanı, stator döner alanını takip etmesi daha da kolaylaştı. Bu motorum az önce gördüğünüz gibi sarsıntılı devreye girmeyip sadece sağa sola titreme hareketi de yapabilirdi. Dediğim gibi eylemsizliği her ne kadar rotorların düşük de olsa, iki kutuplu düşündüğünüzde 3000 devir bölü dakikayla bir döner alan rotoru kendisine doğru çekiyor ve rotor o döner alana yetişmeye çalışırken hemen peşinden gelen döner alan rotoru ters yönde de çekmek istiyor ve rotor devir alana kadar o sarsıntıyı yaşamak zorunda kalıyor. Şimdi de fırçasız doğru akım motoruma şebeke gerilimini, 50 Hz 380 voltluk şebeke gerilimini birden vermeyeceğim. Bir motor sürücüsü koydum. Bu motor sürücüsünün çıkışına bağladım fırçasız doğru akım motorumu ve frekansı 0'dan 50'ye doğru yavaş yavaş rampalı bir şekilde arttıracağım. Frekansı arttırmaya başladım. Dikkat edecek olursanız mil dönmeye başladı
ve şu anda 50 Hz'ye ulaştık. Tekrar durduralım. Frekansı rampalı bir şekilde uyguladığım için içerideki rotor stator döner alanı yavaş olduğundan dolayı yakalayabildi ve belli bir noktadan sonra stator döner alanına akuplu oldu ve beraber senkron hızla dönmeyi başardılar. Motor sürücülerinde de olay budur. Motor sürücülerinde hiçbir zaman motora başlangıç koşullarında bir gerilim uygulanmaz. Resolver'dan ya da enkoderden motorun rotor konum bilgisi alınır. Ona göre istenen yönde, dönmesi istenen yönde ilgili bobin ya da bobin gruplarına rampalı bir şekilde, frekans rampalı bir şekilde uygulanarak rotorun stator döner alanını takip etmesi sağlanır. O nedenle soft bir başlangıç, yumuşak bir başlangıç sağlanmış olur. Şimdi yine bir fırçasız doğru akım motoru sökeceğiz. Bu motorumuz moment ya da tork motor olarak adlandırılır. Peki bu motorumuzun özelliği nedir? Senkron AC motorlar rotor devri olarak binli devirlerde dönmektedir. Ama endüstriyel uygulamalarda örneğin bir bant, rulo ya da mikserde devir olarak onlu devirler kullanılmaktadır. Motorun devrini düşürmek için rotor ile yük arasına rediktör bağlanır. Fakat rediktörün bazı dezavantajları vardır. Rediktör dişleri arasındaki boşluk servo sistemin hassasiyetini bozmaktadır. Rediktörün verimi sistem verimini düşürmektedir. Araya bağlanan rediktör işçiliği arttırmakta, bakım ve arıza kaynağı oluşturmaktadır. Akla şöyle bir soru gelebilir. Senkron AC motorların devrini eğer biz driver ile ayarlayabiliyorsak neden frekansı küçülterek devri düşürüp rediktör kullanmadan direkt yüke bağlamıyoruz? Bunun mümkün olmadığını bir örnekle açıklamaya çalışalım. 3000 devir bölü dakikalık 1 Nm'luk senkron AC motorumuz olsun. Motor ile yük arasına yüzey birlik dönüştürme oranına sahip rediktör bağlamış olalım. Bu durumda yük tarafında 30 devir bölü dakikalık devrimiz ve 100 Nm'luk momentimiz olacaktır. Rediktörü kaldırıp motor frekansını 0.5 Hz'e ayarlayıp motor devrini 30 devir bölü dakikaya getirip yüke direkt bağladığımızda 1 Nm'luk motorumuz 100 Nm'luk yükü döndüremeyecektir. Bu durumda 100 Nm'luk 3000 devir bölü dakikalık motor seçip frekansa 30 devir bölü dakikada çalıştırmak mantıksız olacaktır. Böyle yükler için anma devir sayısı düşük, yani kutup sayısı çok olan motorlar kullanılması gerekmektedir. Moment ile devir sayısı bildiğiniz gibi ters orantılıdır. Aynı güç için düşünecek olursak devir sayısını küçültüp momenti artırsak da bu sefer uzun, dar çaplı, kare gövdeli senkron AC motorlarda bazı konstrüksiyon sorunları yaşayacağız. Öncelikle dar çaplı bir gövdeye çok sayıda kutup yerleştirmemiz imkansız olacaktır. Yüksek moment için sargılardan büyük akımlar geçirmemiz gerekecektir. Bu da statorda ciddi ısınma problemlerine neden olacaktır. Diğer bir sorun, yüksek momentlerde motorun milini uygun çap ve sağlamlıkta olması gerekir. Tüm bu nedenlerden dolayı düşük devir ve yüksek moment uygulamalar için tork ya da moment motor dediğimiz ama aslında fırçasız doğru akım motorları kullanılır. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra yüke uygunluk ve montaj kolaylığı açısından çıkık ya da delik milli olarak imal edilirler. Büyük güçlerde soğumayı sağlayabilmek için harici hava üfleme fanları ya da gövde üstünden su dolaştıran soğutma pompaları kullanılır. Tork motorumuzun stator kısmı. Daha önce de söylediğim gibi kutup sayısını arttırmak için büyük bir gövdeye sarılmış ve normal fırçasız doğru akım motoruna, yani hani servo diye bildiğimiz dediğim motor vardı ya, o motora göre oldukça fazla oluk sayısına sahip. Bunların her biri bu motorda birer kutup oluşturacak şekilde sargılar sarılmış. Bu tork motorumun, moment motorumun stator kısmı. Sargıları epoksiye almışlar. Epoksiye aldıkları için göremiyoruz. Ama bu epoksi tabakasının altında bakır bobinaj telleriyle sarılmış statorumuz var. Bu
tork motorumuzun rotor kısmı, bunların her biri bir sabit mıknatıs. Ve dikkat edecek olursanız normal bir fırçasız doğru akım motoruna göre çok sayıda mıknatıslardan oluşmuş rotor kısmı. Enkoder kısmı burası. Enkoderin içini sökmeyi başaramadım. Elimdeki takımlardan farklı bir bağlantıya sahip bu. Elimdeki tornavida setleri bunu açamadı. Endüstriyel tarzda kullandığımız fırçasız doğru akım motorlarını literatüre senkron AC motorlar olarak geçtiğini söylemiştik. Senkron AC motorlarla normal bildik fırçasız doğru akım motorları arasındaki en büyük farkın motorun sürülme şeklinden kaynaklandığını söylemiştik. Senkron AC motorlar bir driver üstünden konum kontrolü yapılarak sürülüyordu. Normal bildik fırçasız doğru akım motorları ise daha çok sıralı bobine enerji verme, belli bir seviyedeki gerilim seviyesindeki enerjiyi verme şeklinde oluyordu. Bu eski disket sürücü motoru, bu bir fırçasız doğru akım motoru ve rotor kısmı dışarıda ve bu rotor mıknatıslardan oluşmuş. Fırdolayın burada etraflıca mıknatıs bir rotor var ve bu rotor dışarıda. İçeride ise sarılmış faz sargıları bulunmakta, faz bobinleri bulunmakta. Bunun temel çalışma prensibi şu: İçerisinde genellikle 3 tane hal elemanı dediğimiz eleman bulunmakta bu motorun. Bakın şuradaki siyah eleman, biraz daha yaklaştıracak olursak kameraya. Hal elemanı dediğimiz eleman. Tekrar hatırlatacak olursak hal elemanı manyetik alana duyarlı bir elemandı ve manyetik alana maruz kaldığında küçük bir gerilim üretiyordu. Peki bunu nerede kullanıyoruz? Şimdi bobinlere sıralı enerji verildiğinde bu mıknatıs rotoru kendisine doğru çekiyor. Ve bu rotor şu şekilde kapatıldığında dönmesi esnasında motorun manyetik alanı aşağıdaki hal elemanlarını etkiliyor. Ve bobinlere enerji verildiğinde bu enerji verilen bobinler rotordaki mıknatısları kendine doğru çekip dönme hareketi olduğunda ve ilgili enerji verilen kutupların altına geldiğinde rotorum hal elemanı konum bilgisi veriyor. Diyor ki evet diyor, rotor enerjilenen bobinlerin kutup altına geldi. Bu sefer bunu süren sürücü, driver bir sonraki bobin grubuna enerjileniyor. Yine rotor bir sonraki bobin grubuna doğru hareket ediyor. Bir sonraki bobin grubunun altına geldiğinde bu sefer oradaki hal elemanı diyor ki evet diyor, yeni konumuna geldi. Enerjilendirilmiş bobinlerin eksenine rotor geldi diyor. Bu bilgiyi de aldıktan sonra bir sonraki yani sıralı olarak bobin gruplarını enerjilendirerek rotor bu bobin gruplarını takip ediyor ve dönme sağlanıyor. Buradaki bobin gruplarına enerji on-off şeklinde veriliyor. Yani eğer bu bobin grupları 10 voltla besleniyorsa, örneğin 5 voltla besleniyorsa, bobin gruplarına 5 volt veriliyor veya verilmiyor. 5 volt verildiğinde rotor o bobin grubunun kutup eksenine doğru hareket ediyor. Oraya geldikten sonra bir sonraki bobin grubuna 5 volt veriliyor bu sefer. Demin de dediğim gibi rotorun o kutbun altına geldiğini buradaki bana hal elemanları bilgi olarak veriyor. Tekrarlayacak olursak senkron AC motorlardan farkı bunların sıralı anahtarlamalı şekilde enerjilendirilmesi, ama senkron AC'de ise bir analog gerilim, bir sinüsoidala benzetilmiş değeri değişen bir gerilimden söz etmek mümkün. Burada dikkat edecek olursanız anahtarlama zamanlarıyla rotorun devrini ayarlamak mümkün. Yani sıralı anahtarlamayı örneğin 500 milisaniye ile verebilirsiniz ya da 50 milisaniye ile verebilirsiniz. Ne kadar hızlı anahtarlama yaparsanız rotor o kadar hızlı dönecektir ve rotorun hızını buradaki hal elemanlarından geri dönüş olarak alabiliyorsunuz, ama bu rotora bir konum kontrolü yaptıramazsınız. Yani rotorun ekseni şu şekilde adım attığında bu arada bir yerde kalsın veya tam olarak konumu şu olsun diyemezsiniz. Çünkü gerek bu bobinlerin hassasiyeti, yerleşim hassasiyeti, gerekse de geri dönüş elemanı olarak kullandığınız buradaki hal elemanları o hassasiyette bir işlem
yapmaz. Sadece on-off'la sıralı olarak bobinler enerjilenir ve rotor dönmesi sağlanır. Servo sistemlerde sonsuz konum kontrolü yaptığımız söyleriz. Peki bir servo sistemde konumu istediğimiz hassasiyette nasıl ayarlarız? Bunu bir step motor üstünde anlatmaya çalışacağım. Niye step motoru seçtim? Çünkü fırçasız doğru akım motoruyla step motorun ya da relüktans motorun çalışma mantığı aynıdır. Bobinlerine verilen sıralı anahtarlamayla motor konum değiştirir. Ya da bunu devamlı sürdürürseniz motor döner. Şimdi elimde 90 derecelik tam adımlı bir step motor var ve bobinlerine sırayla enerji verdiğimde 1. bobin, 2. bobin, 3 ve 4. bobine enerji verdiğimde 90 derecelik adımlarla step motorum hareket etmektedir. Bu benim tek bobin tam adım dediğim bir sürme şekli. Eğer ben 2 bobine birden enerji verecek olursam 2 bobine de aynı enerjiyi verecek veya aynı gerilim seviyesini verip aynı manyetik alan oluşturacak olursam iki bobin arasındaki bileşke manyetik alan motorun o anki konumunu belirleyecektir. Şu anda 45 derece çektim. Bir 45 derece daha attı. Bu sefer 2 ile 3. bobine beraber verdim. Aradaki bir alanda durdu. Daha sonra 3, 3, 4 ve şu anda 4. bobinle 1. bobine enerji verdiğimde yine 45 derecelik bir ara konumda durduğunu görüyoruz. Peki burada istediğimiz konuma nasıl getiririz? Yani bu 45 derece değil de örneğin 32 derece, 22 derece, 22,5 derece gibi istediğimiz bir konuma nasıl getirebiliriz? Az önceki benim verdiğim enerji her bobine on-off şeklinde enerji verme şeklindeydi. Ne demek istiyorum? Eğer bu step motorumuzun bizim bobinleri 10'ar volt olsun, her bir bobine sırayla 10 volt ya verdim ya da vermedim. Yani on-off şeklinde çalıştırdım. Peki on-off şeklinde 0-1 gerilim verme yerine, yani 10 volt var veya 10 volt yok şeklinde gerilim verme yerine analog bir gerilim uygulasam ne olur? Şimdi burada ara konumdaydı. Bobinlerden bir tanesinin gerilimini değiştireceğim. Bakın, gerilimi düşürdüğüm zaman gerilim kuvvetli olan, yani manyetik alanı kuvvetli olan bobin yönüne doğru step motorumuzun konum değiştirdiğini görürüz. Bakın şu anda hemen hemen buradaki verdiğim gerilim, yani A bobinle verdiğim gerilim 0 noktasında ve D bobininin manyetik alanı veya 3. fazın 3. bobinin manyetik alanı tamamen etkin. Tekrar 1. bobine A bobinime enerji verdiğimde A bobininin manyetik alanının artmasıyla birlikte bileşke manyetik alan A bobini tarafına orta noktaya doğru kaymakta. Bakın şu anda A bobinine de gerilim verdim. Bu sefer diğer bobinin gerilimini düşürelim. Diğer bobinin gerilimini düşürdüğümüzde, yani düşürdüğüm bobin hangisi? D bobini, 3. bobin. Dikkat edecek olursanız A bobinle 1. bobine doğru bileşke manyetik alan kaymaktadır. Örneğin bir örnek verecek olursam, şu anda A bobinime 10 volt, D bobinime de örneğin 1 volt verdiğimizi düşünürsek 10'da 1 olarak A bobinine yakın duracaktır. D bobininin etkisini, gerilimli manyetik alanını arttığımızda örneğin şu anda D bobinine 2 volt vereyim. Bu sefer yakınlık A bobinine 10'da 2 olacaktır. Tabii bunu ne kadar hassas verirseniz bu gerilimi, servo motorun veya servo sistemin, düzeltiyorum, servo sistemin konumunu bu hassasiyette ayarlayabilirsiniz. Bu mantığı aynı zamanda step motorlarda kullanıyoruz. Step motorlarda mikro step dediğimiz olay da bu şekilde gerçekleşiyor. Step motorlarda mikro stepte bobinlere tam enerjisi veya tam gerilimi verilmiyor. Onun daha alt katları şeklinde, daha alt katları değerleri şeklinde verilerek bileşke manyetik alan bu şekilde kaydırılıyor ve daha hassas step motorun adım atması sağlanıyor. Bu videoda sizlerle fırçasız doğru akım motorunun içerisindeki parçalara baktık. Bunlardan bir tanesi senkron AC dediğimiz bir fırçasız doğru akım motoruydu. Diğeri de tork motor veya moment motor dediğimiz fırçasız doğru akım motoruydu.
Normalde biraz kasapça gittik, parçalıya parçalıya söktük motorları. Aslında motorların yapı resimleri, eleman resimleri olması lazım. Nerede hangi vida takılı, hangi parçayı tutuyor şeklinde. Fakat motorlar eski motorlar oldukları için onlara ait katalog bilgilerine ulaşamadığımdan biraz deneme yanılma yaparak söktük motorları. Ve bu sırada da motorlar biraz hırpalandı. Biraz da bu motorların arızalı veya işletme dışı motorlar olması, yani tekrar toplayıp çalıştırma gibi bir derdimiz olmadığından biraz daha rahat davrandık. Başta da söylediğim gibi bu motorlarla ilgili teknik detaylı bilgiyi kumanda.org'daki ders notları kısmında bulabilirsiniz. Biz sadece bu videoda motorların içini söktük ve içerisindeki elemanların neler olduğunu gördük. Umarım sizin için yararlı olur. Hepinize iyi çalışmalar.